Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün benden çok uzun zamandır istediğiniz video ile karşınızdayım. Yani oda turuyla. Ama tam istediğiniz tarzda bir oda turu videosu olmayacak. Çünkü şu an bulunduğum evden taşınıyorum. Taşındığım için de evin birçok yeri şu an toplanmış durumda. Ama özellikle bu odaya dokunmadım. Hiçbir şekilde dokunmadım. Henüz Buradan bir koli yapmadım, kitapları kaldırmadım, legoları kaldırmadım ama bütün legolarım da burada olmadığı için aslında bu videoda hepsini gösteremeyeceğim. Bu odaya henüz dokunmamamın sebebi de size söz vermiş olduğum videoyu yapmak istemem. O yüzden de şu an bu videoyla yani oda turu videosuyla karşınızdayım ama dediğim gibi her şeyi gösteremeyeceğim. Fakat şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi bu odadan yani bu evden taşınırken bir video çekiyorum. Bu izleyeceğiniz videoyu çekiyorum. En azından bu odayı bir hani tam detaylı olmasa da bir şekilde göstermeye çalışacağım. Sonra bir taşınma videosu çekeceğim. Buradaki legoların evdeki legoların lego kutularının hatta kitapların nasıl taşındığına dair bilgilendirici bir video olacak ama bilgilendirici derken hani kesinlikle böyle taşınmalı gibi düşünmeyin. En azından ben nasıl çözdüm, ben nasıl yaptım gibi hani bir vlog tadında bir video olacak. Onun dışında taşındıktan sonra odayı kurduktan sonra orada yeni odanın yani yeni evdeki yeni odanın e, turunu yapacağız. Asıl oda turu bir anlamda o olacak. Yani birçok figürü, birçok ürünü en azından orada daha detaylı olarak size anlatacağım. Bu videoda biraz daha yüzeysel geçeceğim diyebilirim. Bu açıkçası benim için de güzel bir video olacak çünkü en azından daha sonra geriye dönüp baktığımda şey diyebileceğim yani evet eski adam böyleymiş, eski adamın da son videosu böyle oldu diyebileceğim. O yüzden ben de heyecanlıyım açıkçası ama biraz zor da bir video olacak çünkü karışık bir oda hani Bakalım nasıl olacak. Şunu da hatırlatayım. Eğer bu videoda beğenmediğiniz bir şey olursa, beğenmediğinizden kastım, hani abi şunu tam göremedik, şunu işte inceleyemedik, bunu biraz daha detaylı gösterir misin? Dediğiniz şeyler olursa lütfen aşağıya yazın. Çünkü bir sonraki videoda, yani bir sonraki ev turu videosunda yeni evin oda videosunda onlara daha fazla önem veririm, onları daha fazla gösteririm. En azından bu videoyu da biraz etkileşimle yapmış oluruz. Şimdi hazırsanız, hadi gelin videoya başlayalım. Odanın e, şu giriş kısmından başlamak istiyorum. Burada bir koridor var. Şuradan başlayayım. Burada görmüş olduğunuz gibi eski bir Star Wars posteri var. Eskiden kastım. Yani filmin eski olmasından değil. Bu poster çok eski. Daha doğrusu pardon. Bu puzzle çok eski. Artık üretilmeyen bir puzzle. Çerçevede böyle bir Ikea. Bu eski üçlemenin puzzle'ı bu arada. Aşağıda bir filmin daha var. Diğer filmde de annemin evinde duruyor. Onu henüz almadım. Burada yer yok diye asamadım. Bu kapı hep açık durduğu için buraya asmadım. Yine boş duruyor. Şimdi böyle döndüğümüzde de burada da James Bond'un Spectre filminin puzzle'ı yer alıyor. Karşılıklı olarak Star Wars'la. Aşağı indiğimizde burada şu an yeni evin e, var. Şu benim çalışma odası. Daha doğrusu bu göreceğiniz odanın bir farklı versiyon olacak. Ama orayı şimdilik çok fazla göstermeyeyim. Yani daha doğrusu orası bittiğinde daha rahat göreceksiniz. O yüzden ben şimdi şöyle odaya doğru döneyim. Ve odaya gireyim. Odaya girdiğinizde karşıda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Sandalyeyi çekeyim aradan. Evet şöyle baktığınızda çok fazla Lego kutusu görüyorsunuzdur. Şu an yapılı ve yapılmayan ama daha çok yapılmayan çünkü şu Lord of the Rings Rivendell seti Şurada cabin frame. Burada da A seti yapılı setler arasında. Diğer setler ise yapılmamış setler. Onlara şöyle hafif yakından bakalım isterseniz. Bu taraftan başlamış olalım. Burada gördüğünüz gibi bir Ultra Fort seti var. Arkasında Bookshop var. Kitapçı seti. Burada yeni setlerden Captain X var. Helmet serisinden. Hemen altında teknik... Şöyle göstereyim. Bed Cycle var. Çekemedim. Şöyle teknik Bed Cycle var. Onun arkasında şurada sadece tekerleği görüyorsunuz. Bu Medieval Blacksmith seti. Şöyle göstermiş olayım. Burada Hogwarts kalesi var. Hemen yanında table football var. Minik masa langırtı. Şöyle devam edelim. Burada Mario başlangıç seti. Gift with Purchase setleri genelde burası. Şöyle göstereyim. Sadece buna para verip almıştık. Onu da videoda göstermiştim. Önünde ise şurada bir tane Brickettes var. Şu küvetteki karakteri çok beğenmiştim. City. Bu stunt setinin. Onu almıştım. Burada Pinata var. Burası ise yapmadığım henüz Brickettes'ler. Şöyle göstereyim. Bu Avatar olması lazım. Bu Star Wars Mandalorian. Bu Roadrunner'la Coyote yani çakalla Roadrunner mıydı? Hatırlamıyorum Türkçe isimlerini. Burada volley ve Ivy görüyorsunuz. Arkasında da Cruella ve Malefiz var. Burada da Disney'in 100. yıl var. Yani totalde herhalde 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bir var. Set değil karakter olarak. Şöyle yandan devam ettiğimizde burada yapılı bir jazz club'ı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kutuların üstünde e, emaneten duruyor çünkü henüz bir yeri yok bu evde bu odada yer olmadığı için birazdan zaten iyice göreceksiniz Yer olmadığı için yeni eve taşınmayı bekliyordum o yüzden bu set burada kaldı Umarım yeni evde güzel bir yeri olur Hemen yanına geçtiğimizde burada henüz kutusunu açmadığım bir Ghostbusters e, seti diyecektim az daha artık alışkanlık e, Ghostbusters'ın ne denir buna? Neutrona Wand evet Spengler's'ın Neutrona Wand'ı var yani bu tutup hayaletleri aldıkları silahı var. Onun figürü diyebiliriz aslında. Devasa bir figürü. Yani gerçek birebir boyutlarda bir figürü. Onu da yeni odada artık bir şekilde bir yere koyacağım. En azından sergileme alanı yapmak istiyorum onun için. Şöyle yan tarafına geçtiğimizde burada bir şöyle göstereyim. Dot seti var. Birçok dot parçası. Zaten ismi, ismi de öyle şöyle görürsünüz. Lots of Dots. <laughs> ismi güzelmiş. Bin tane Dots parçası var. Onu da daha sonra böyle yaptığım modüler binalarda veya bazı hani mock setlerde süslemek için almıştım. Zemini falan süsleyebilirsiniz veya duvarı süsleyebilirsiniz. Burada Seinfeld'in artık sanırım retired olmuş bir seti var. Şöyle de görebilirsiniz. Lego Ideas 36. setiymiş. Hemen alta indiğimizde ise burada Haunted House seti var. Onu şöyle gösteremeyeceğim. Sadece Hunt Dolls yazısı gözüküyor ama ha şurada şöyle gözüküyor nasıl bir set oldu. Şu kalabalığa girmeden önce şurayı tekrar şöyle bir genişten göstermek istiyorum. Göstermediğim setler arasında yani şurada şöyle göstereyim. Şurada Titanic var. Yani şu kutuların altında Titanic yer alıyor. Ha burada Grand Piano var. Onu demin göstermedim. Ters bir şekilde duruyor. Piyanonun altında da at, -AT seti var. Onu da şöyle ucundan göstermiş olayım. Yani bu setlerin hemen altında iki tane şöyle büyük set yer alıyor. İki UCS veya gerçek Titanik UCS değil ama iki tane büyük set var diyebilirim. Şimdi burası şöyle göstereyim. Camın yani şöyle çatı geliyor. Çatı bölümünün altına yığdığım bir yer. Arkasında kalorifer var. Zaten kaloriferle arasına da bir boşluk bıraktım. O yüzden oradan hani ısı geliyor. Şöyle hatta geliyor ısı. Sadece böyle bir boşluk olduğu için yığdım. Hiç bence hoş bir görüntü değil. Daha doğrusu bu kadar çoğalmadan önce fena durmuyordu. Yani sadece Titanic, AT, ve birkaç set varken güzel duruyordu. Ama bu kadar çoğalınca artık güzel durmamaya başladı. Burada bu arada birkaç tane kitap falan da görüyorsunuz. Şimdi yan tarafı aşırı karışık. Burası şöyle masanın yan tarafı ve bu kutuların da yan tarafı yani iki taraftan da yan taraf oluyor çapraz bölüm. Şöyle göstereyim. Burası o kadar kalabalık ki arkada yerde şurada bir tane printer var. Hatta şöyle belki ışığı yanıp sönüyor oradan görüyorsunuzdur. O printerin önü gördüğünüz gibi figür ve Lego seti kaplı diyebilirim. Şimdi orayı mümkün olduğunca şöyle yaklaşarak anlatmaya çalışayım. Burada 2000 22'den kalan bir takvim görüyorsunuz. Arkasında Darth Vader'ın biraz sonra göstereceğim figürün kutusu var. Bu dolap eskiden böyle figürlerle kaplıydı. Şöyle gördüğünüz gibi artık mini figürler dolmaya başladı. Ve bir sürü de orada e, figürler var daha doğrusu. Orada eski bir Lego setini görüyorsunuz. Şöyle Darth Vader. Tam gözükmedi ışıktan dolayı. Burada çekmece var. Ara ara bu kutuları kaldırıp kullandığım. Onun dışında şöyle eski DVD setleri var. Keza orada DVD'leri görüyorsunuz. Şurada eski bir X-Wing'i görüyorsunuz. Yine şöyle geldiğimde de birçok eski figür. Şurada iki tane kola şişesini görüyorsunuz. Bu şişelerde özel şişeler görmüş olduğunuz gibi Stranger Things şişeleri. Coca-Cola yazısı şöyle görüyorsunuzdur. Ters yazıyor Stranger Things'in bu upside down şeyinden. Hatta şöyle bir şey var. Şu iki şişeden şu açık gördüğünüz gibi ve boş. Bu kapalı ama boş <laughs> nasıl olduğunu hiç sormayın çünkü paketliyken bu pakette geliyor diye hatırlıyorum e, paketliyken içinde delinmiş ve akmış kolası o yüzden ben de o şekilde sergilemeye devam ediyorum ama diğeri patlamamıştı yani açılmamıştı e, ben açıp onun içini boşalttım çünkü belli ki kola belli bir süre sonra herhalde sıcaklıktan dolayı bir şekilde şişeyi deliyor. Kutuyu deliyor ve akmaya başlıyor o yüzden dikkat edin eğer kapalı bir şekilde Lego pardon Lego dedim yine Coca Cola saklıyorsanız mutlaka e, boşaltın içini boşaltarak saklayın ama boşaltarak saklamanın tehlikesi şuna birazcık dokunduğunuzda tabii ki büzülebiliyor. Şurada dikkatimi çekti uzun zamandır görmemiştim şöyle Lego Hidden Side'ın telefon arkası tutucusu var standı var daha doğrusu Onu koyalım şurada gözüküyordur. Thor'un gemisinin setindeki goatlar var. Yani keçiler var. İki tane. İkisi de yan yanılar. Burada Batman Superman filminin Türk Hava Yolları uçağı var. Oldukça da ağır metal bir uçak. Onu da Batman Superman filmi zamanı hatırlarsanız Türk Hava Yolları sponsor olmuştu. O zaman vermişlerdi. Basınken en azından vermişlerdi. Şöyle X-Wing'i tekrar göstereyim. Şimdi şuraya yavaş yavaş gelelim. Burada Türkiye'de satılmayan Everyone is Awesome seti var. Burada 90. yıl klasik seti var. Şurada hemen göstereyim. Kylo Ren'in gemisi, Kylo Ren'in shuttle seti var. Burada Friends seti var. Bunu Maput Tiyatrosu'na dönüştürmek için almıştım ama bir türlü yapamadım. Buradaki set sanırım ATTE. Şurada Mega Bloks'tan Pokemon topunu görüyorsunuz. Burada iki tane Batman Helmet'i var. Şöyle göstereyim bir tanesi eski bir tanesi de klasik olan. Burada ise şöyle ve şöyle figürler var. Şöyle göstereyim. Burada Gears of War figürü var. Şuraya koyalım. Burada God of War figürü var. Bunları eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Viyana'ya gittiğimde aldığımı görmüşsünüzdür. En azından orada da paylaşmıştım. Burada Ninja Kaplumbağa figürü var. NECA'nın Monster serisinden. Burada Leonardo yani Ninja Kaptanbalardan Leonardo, Notre Dame'ın kamburu e, bir karakteri bilinmiş. Arkasında mor bir Batman var. O da eski Nintendo oyunlarındaki Batman'in yine NECA figürü. Onun arkasında şu an göremiyorum sanırım Witcher ya da benzeri pardon Witcher onun da arkasında. O Batman'in arkasında şu an ne var açıkçası bilmiyorum. Hatta bakalım. Şöyle çekersek. Ha evet Stan böyle bir imzalı figürü var. Tabii Stan Lee'den imzalı değil, böyle satılıyor. Şu altta Back to the Future figürü var. Şurada Ninja Kaplumbağa figürlerini görüyorsunuz. Onların da hepsi Neka Pop figürü var. Hemen burada bir Pop figürü daha var. o da Ghostbusters'ın Pop figürü. Kutunun arkasında o büyük kutuda şey var. Bu cam şey için, duvar için izolasyon malzemesi var, köpük var. Onun arkasında bir sürü şöyle göstereyim Lego poşeti var sarı. Onları da muhtemelen taşınma sırasında kullanacağım gibi duruyor. Şimdi şöyle uzaklaşayım o kısmı çekeyim ne kadar dağınık olduğunu görün. Yani evet uzun zamandır böyle duruyor ama bu legoları yapmamamın en büyük sebebi yer olmamasıydı. Zaten gördüğünüz gibi buralar dolu, buralar böyle kutuyla dolu. Şöyle kısa bir göstereyim. Şuralar zaten üstü dolu, raflar dolu. O yüzden yer yoktu. Yapmıyordum, bilerek yapmıyordum. En azından sadece hani daha yeni setleri böyle inceleme yapacağım setleri yapıyordum. Videosunu çekiyordum. O yüzden şimdi artık yeni evde daha fazla yapmaya başlarım gibi duruyor. Şimdi masa tarafına geçelim. Masa tarafı da şu an aşırı kalabalık. Burada görmüş olduğunuz gibi şu içeceğimi saymazsak arkasında Rivendel setini görüyorsunuz bitmiş haliyle ama üç parça haliyle. Şu hariç bu kabin frame'in daha sonra frame kabin setinin parçası. Şunu da alalım. Burada en sağ parçası, burada en sol parçası, burada da orta parçası var Rivendel'in. Bunun videosu yakında gelecek çekmek için. Burada duruyor masanın sol tarafında arkada gördüğünüz gibi Hulk Buster seti var kocaman. Bir tane ring light'ımız var küçük dandik çok dandik yani internetten Trendyol'dan falan almışımdır ya da e, Amazon'dan hatırlamıyorum nereden aldığımı. Fakat suratımı çok iyi aydınlatıyor. Bütün videolarda hemen hemen benim suratımı aydınlatan ışık bu çünkü güçlü bir ışık veriyor. Bir de şurada godon'un bir ışığı var şöyle göstereyim. Bunu da genelde böyle masayı çekerken aydınlatıyorum. Bazen de destekleyici bir ışık olarak kullanıyorum yine suratıma doğru. Burada kamerayı görüyorsunuz. Kamera aşağı bakıyor çünkü hemen masada yaptığım legoları burada hemen kamerayla çekiyorum. Masada şu an burada görmüş olduğunuz gibi en son aldığım MacBook duruyor. MacBook Pro. Şöyle kısaca göstereyim. Son M2 Pro'lu bir MacBook Pro çünkü artık kurguları bunda yapmak istiyorum. Normalde burada yapıyorum. Burada da eski notebook'um var. O bağlı şu monitöre. Ama artık emektar bir bilgisayar olduğu için yenisine geçmek istedim. Yani daha doğrusu Mac'e geçmek istedim. Burada çok daha rahat yapabiliyorum kurguları. Çok daha hızlı çıkıyor. O yüzden de artık bir Mac kullanıcısıyım. Ama yanında da şöyle bir sticker'ım da tatlı duruyordur. Huawei bilgisayar var. Bu da benim iş bilgisayarım. Windows bilgisayar. Bununla da normal iş, rutin işlerimi yapıyorum yani. Zaten şirketten gelen bir bilgisayar. Şimdi şöyle uzaklaşayım. Tekerleğin sesi gelmiştir. Masayı daha genişten alayım. Burada görmüş olduğunuz gibi 32 inç bir monitörüm var. Burada kablosuz kulaklığım var. O monitöre bağlı monitörden sesi getiriyor bana. Onun dışında burada HyperX bir mikrofonum var. Videoların seslerini yani masa başında çektiğim videoların seslerini ya da sonradan seslendirdiğim Reels'ların seslerini bu mikrofonda kaydediyorum. Burada son aldığım kitaplar var. Üstünde şöyle göstereyim lego pasaportum. Burada iPad var, iPad Air. Burada frame kabin var bitmiş haliyle. Bunların hemen arkasında ise ilk defa göstereceğim şöyle Clean My Bricks kutusu var. Bununla ilgili çok daha fazla detayı hem reels hem de video olarak vereceğim. Burada artık işimi fazlasıyla gören yani daha doğrusu son dönemde çok fazla kullanmaya başladığım çünkü transfer için SSD var, taşınabilir bir SSD. O sayede buradan buraya çok hızlı bir şekilde taşıyabiliyorum. Gerçekten okuma yazma hızları oldukça yüksek. En azından benim için yeterli. Eski hızlara göre diyeyim. Şimdi burada bir tahta var. Orayı çok fazla göstermeyeceğim. Benim notlarımı aldığım bir tahta ama şöyle söyleyeyim. Yani yamuk olduğu için ve buradan çok fazla erişim olmadığı için zaten yazılar gördüğünüz gibi yamuk bir şekilde duruyor. Aldığım genelde notlar var orada. Burada Böyle daha önceden topladığım Lego parçalarının bulunduğu bir kutu var. Kutu demeyeyim de hani ne denir? Depolama alanı, çekmecelik, organizatör mü denir? Burada ise şöyle göstereyim. Hepsinin içi dolu bardak bardak Lego var. Ama sahip olduğum bu bardak Legolar bu kadar değil. Şöyle şimdi size başka bir şey göstereceğim. Burada Xbox ve ayakkabıyı görüyorsunuz kutularına. Şunun altı böyle. Fazlasıyla Lego parçası dolu. Bu e, şeylerin bardaklarının arkasında da bir sırada daha bardak var. Burada da bazı böyle değişik şeyler var. Hatta şuradan da yine bardakları göstereyim. Genelde buradaki şu gördüğünüz açık kahverenk ve şurada görmüş olduğunuz parçaların hepsi duvar parçaları bu arada. Henry Cavill'ın suratına sahip bir Superman var. Şurada ise Ikea'nın Lego kutusunu görüyorsunuz. Üstünde de ee, şey var. Batman'in aracının bir iskeleti var. İçinde de onun kalan parçaları var. Şurada da bazı benim koyduğum figürleri görüyorsunuz. Onlar ondan bağımsız. Bu kutu Batman'in aracı ve içindeki parçalar Türkiye'de ünlü bir influencer'ın aslında benim değil. Ee, ama Legos'unu böyle parçalamış, tekrardan da yapamamış. Benden yardım istedi. Onu yapacağım ve videosunu da nasıl tekrardan yaptığımın Videosunu da ve influencer'ın kim olduğunu ben yakında videomda kanalımda göstereceğim. O yüzden takipte kalın diyorum şimdilik. Şimdi masanın yan tarafına geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir e, kutu var. Lego parçası şeklinde. İçinde bakayım, bir şeyler koymuşum ama ne koydum hiçbir fikrim yok. Arkasında şöyle küçük setler var. Böyle Wolverine, Creator, Tuk Tuk. Burada e, adını hatırlamadığım bu. Doctor Strange filmindeki ahtapotumsu yaratık var. Burada benim Mills denememi görüyorsunuz. Altına normal plate. Üstüne ara parçalar takarak bir Mills yapmaya çalıştım. Belki bu Jazz Club'ı taşırım üstüne diyordum. Ama bakalım. Göreceğiz. Burada şöyle göstereyim. 3 Back to the Future filminin Jada olması lazım. Ee, arabaları var. Mikro arabaları var. Şöyle Eiffel'den aldığım bir coin var. Burada frame kabinin Yapım kılavuzunu görüyorsunuz. Altında F1 aracı var. Burada e, Guardians of the Galaxy'nin aracı var. Home Alone seti şöyle duruyor. Burada da e, satışı tükenmiş olan Batwing var. Şu gördüğünüz turuncu kablo da şöyle söyleyeyim. Şuradan geliyor. Buradan takılıp kapıyı dolanıp şöyle masanın arkasına geliyor. Çünkü bu bölümde bu duvarda herhangi bir fiş bulunmuyordu. Ben de burayı elektrik getirmek için daha doğrusu buraya Buradan böyle görmüş olduğunuz gibi bir uzatma kablosu çektim. Kapının arkasında da şöyle benim katıldığım Burada soyadım yanlış yazılmış. Yüksele. Buradan selam olsun. Böyle Rock'n'Cock'ta basın olarak gittiğim zamandan. yani Çeşitli, şöyle mesela PlayStation'dan var. Gaming İstanbul'dan. Bu görmüş olduğunuz headache yazan şey aslında Dan Brown'ın e, bu Robert Langton serisinin yani Da Vinci şifresi serisinin son filmi olan Cehennem'in Türkiye çekiminden. Türkiye'de henüz ismi belli değildi filmin. Daha doğrusu belliydi de en azından gizlemek için Cehennem ismini kullanmıyorlardı. Şöyle tekrardan göstereyim. Gizlemek için bu Hedek kod adlı ismi kullanıyorlardı ama biz biliyorduk Hollywood filmi olduğunu daha doğrusu e, şey olduğunu yani Cehennem filmini çektiğimizi. Ama dediğim gibi hani insanlar burada şüphelenmesin veya hani bir yoğunluk oluşmasın diye sahte isimle çekiliyordu. Ama daha sonrasında Tom Hanks falan gelmedi çünkü o dönem bir bomba patlamıştı İstanbul'da. O yüzden bu gizlemenin de bir anlamı kalmadı aslında. Şu tarafa gelmişken şöyle göstereyim. Burada bir feature ama şeyi görüyorsunuz, posteri ama aslında bu bir takvim. Hani çevirdiğinizde bir takvim ama 2015 falan yılından olabilir. Hatırlamıyorum yılını. O yüzden ben sadece bu Bender'ın olduğu ve uzay aracının gözüktüğü poster kısmını kullanıyorum. Üstünde annemin zamanında bana Almanya'dan getirdiği, yaptırdığı bir şey var. Fenerbahçe ve ismimin yazılı olduğu, burada da sanırım Japonca şans vesaire yazan bir küçük duvar var. Şimdi bu tarafa geçtiğimizde şöyle kitaplığı görüyorsunuz. Burada yine çeşitli kablolar, internet aygıtı, ve bir sürü kitap. Buralarda tabii bir sürü ara ara şeyler de var. Şimdi bu kitapların çoğunu tanıttım. Ben burada çoğunu tanıtmadım gerçi. Bir kısmını tanıttım. En azından şuralarda olan ve şuralarda olan. Hatta şurada son çekim yaptığım e, videodan kalan kitapları görüyorsunuz. Ten, Ten ve üstünde tanıttığım kitaplar. Yanında daha başka kitaplar. Ondan sonra aldığım kitaplar. Bu taraf en son aldığım kitaplar. Ama şimdi bu kitaplara girersek çıkamayız. O yüzden ben sadece şöyle bazı şeyleri göstereyim figürleri. Örneğin burada bir Jilal Model Toro'nun Funko Pop'unu görüyorsunuz. Burada benim bir Polaroid tarzı fotoğrafımı görüyorsunuz. Elimde Xbox Series X'i tutuyorum füze gibi. Burada Destiny oyunundan şöyle göstereyim. Ghost'u görüyorsunuz. Bu bu arada USB ile bağlanıyor. Ve aslında Alexa ile de yani Amazon'un sistemiyle, ses sistemiyle de konuşabiliyor. Ve hani siz orada aslında gerçek Ghost gibi komutları verebiliyorsunuz oyunda. Sanırım Destiny 2 ile veya 1 ile hangisiydi hatırlamıyorum. Şurada Atari setinden bazı şeyler var. Yine burada daha önce gösterdiğim kola şişelerinden Ray var Star Wars serisi. Bir yerlerde, Her şurada da Kylo görüyorsunuz. Onun dışında şurada bazı Lego setleri, bazı figürler var. Şöyle gidiyor. O kadar dolu ki şu an o yüzden çok detaya girmiyorum. Buraya yeni evde gireceğim. Yeni evde daha çok tanıtacağım. Şurada e, posterleri görüyorsunuz. Bunlar tamamen benim internetten indirip bastırdığım şeyler. Bu şöyle söyleyeyim. Eski böyle minyatür tarzında ışıktan dolayı parlıyor ama Batman Kill Bill ve şurada da Ghostbusters var. Bu sanatçı Murat Palta'nın çizimleri. Bu çizimleri de yani e, imaj dosyalarını diyeyim. Murat Palta'nın kendi sitesinden aldım. Orada yüksek boyutlu halleri vardı. Oradan alıp indirdim ve böyle çerçevelettim. Yani kendisinin bundan haberi henüz yok. <laughs> Ama oldukça güzel duruyor ve çizimleri de oldukça güzel. Minyatüre de ben minyatür çizimine de oldukça hani ne denir seviyorum diyeyim daha doğrusu cümleye yanlış başladım. Minyatür tarzını seviyorum. Bu tarzı seviyorum ve şurada da şöyle göstereyim. Bunun hakkında bir kitabım da var. Yani benim yazdığım değil tabii ki de okuduğum gibi bir kitap var kütüphanemde. Şunları da size daha sonra yeni evde detaylı olarak göstereceğim. Çok güzel bir kart serisi. Bunların hepsi İskambil kartı. Şu şeyin altında. Arve'nin altındakiler. Burada Dune, Avengers, James Bond ve Star Wars var. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde e, kartlarını göstereceğim size bir sonraki videoda. Bu arada demin hızlı geçtim ama şöyle tamamen kendi yaptığım zaten şeylerden görüyorsunuz. Parçaların e, renk uyumsuzluğundan çünkü bunları tamamen Türkiye'deki pike brick duvarlarından alarak yaptım. Şöyle Oscar heykelini görüyorsunuz. Burası bu raf Oscar'ın durduğu raf. Benim sinema rafım. Burada senaryo kitapları var. Burada yine sinema ile alakalı birçok kitap var. Şöyle bunun arkasında da bu Geiger'da veya ki Geiger artık nasıl okursanız bu da e, şeyin Alien filmlerinin o çizimlerini yapan kişi. Bundan esin alınarak yapıldı yani bütün o set tasarımı. Şöyle görüyorsunuz. Bunu dediğim gibi arkası da sinema kitaplarından oluşuyor. Şimdi bu rafı şöyle toplu bir şekilde göstereyim. Ha bu arada şunu da unuttum. Burada Back to the Future setini görüyorsunuz. Altında Daily Beagle var. Birazcık gözüküyor şuradan. Onun arkasında e, Central Perk seti var. Friends'in yatay bir şekilde duruyor. Hemen altında yine yatay bir şekilde şöyle duran Ghostbusters Ecto-1 aracı var. Onun altında ise şöyle duran, bak şuradan çok hafif gözüken en alttaki Lego işaretinin olduğu Millennium Falcon UCS seti. O da orada duruyor ama artık önü iyice kapandığı için hiçbir şekilde gözükmüyor arkasında şurada şu Simpsons şeyin arkasında hatta şunu göstereyim. Şu bu benim bu kutuyu özellikle tutuyorum çünkü ilk videomun setiydi. Şu Kyle Ren'i e, babam çizdi. İnternetten bulduğum bir resmi ona göndermiştim ve bayağı güzel bir şekilde e, yağlı boya değil neydi? Akrilik mi deniyordu? Hatırlamıyorum şimdi adına ama e, tuvale çizdi güzel bir. O da Kyle Ren resmi. Şimdi tekrar uzağa geldim. Bu koltuğu görüyorsunuz 2,5 metre neredeyse bir koltuk. 2,27 miydi neydi daha geçen ölçtük. Oldukça büyük. Üçlü bir koltuk Ikea'nın. Kivik koltuğu. Burada yine benim dağınıklığımı görüyorsunuz. Eski Macbook'um. Çok eski bu 2015 model. O yüzden artık çok fazla şey kaldırmıyor. Burada çok sevdiğim Adidas Kermit çapkısını görüyorsunuz ama şuraları gördüğünüz gibi güneşten yandı mı artık ne oldu rengi değişti. Eğer bunun nasıl çıkacağını veya nasıl tekrar siyah dönüşeceğini biliyorsanız mutlaka yazın bana çünkü çok üzüldüm bu şapkanın böyle olmasına. Burada okuduğum en son yurt dışından aldığım white dergisi var. Altında defterim ve çizgi romanlar var. Şöyle geldiğimizde Rick and Morty battaniyesini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Oldukça sevdiğim bir battaniye ama boyu küçük. O kadar da büyük değil. God of War yastığım var. Şurada en sevdiğim Xbox kolunu görüyorsunuz. Adını hatırlamıyorum bunun ne blueydi, bir, bir şey blue'ydu ama ee, yaklaşık 700-800 lira gibi bir fiyata almıştım. Şu an sanırım 2000 liraya kadar çık kolların fiyatı. Şöyle klasik kullandığım beyaz DualSense, şöyle H&M rakunu var koltuk tarafında. Şöyle tekrar uzaklaşayım. Sonra şimdi birazdan daha doğrusu buraya geçeceğiz. Bu tarafı da hızlıca anlatayım. Burada klasik bir televizyon görüyorsunuz, 42 inç olması lazım. Hemen yanında Xbox Series X var. Burada da PlayStation 5 var. Önünde Atari duruyor, aslında oyunlarla hani uyumlu olsun diye. Ve yine oyunlardan da burada Horizon Lego setini görüyorsunuz. Bu arada buranın da arkası şöyle duvara kadar DVD dolu. Çok fazla eski DVD'im vardı, yani yaklaşık 500-600 tane DVD vardı. Onların hepsi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burada bir sürü DVD film var. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Taşıyacak mıyım, taşımayacak mıyım? Şurayı tekrardan geniş açıda göstereyim. Şu üstü bazen değiştiriyorum. Hani bu Black Panther değişiyor. Le e Nintendo setinin biraz yeri değişti. Araya hatta Black Panther girdi. Araya kara kedi girmiş esprisini de yapabilirim hatta. Aston Martin DB5'i görüyorsunuz. Hatta yakınlaşayım biraz öyle göstereyim. Burada Harry Potter'ın bütün çekim aşamalarını anlatan, daha doğrusu nasıl yapıldığını anlatan bir kalın bir kitap var İngilizce. Yanında Bond fotoğraflarının olduğu bir kitap var. Sonra burası biraz konsept yapmaya çalıştım. İşte Mass Effect, Ejderha Mızrağı, Asimov kitapları, Witcher kitapları, Altın Pusula kitapları, Stephen King'in Karakule üçlemesi ve böyle benzeri birkaç kitap yer alıyor. Hemen altında da yine böyle benzer seri kitaplar var. Konağın Yüzükten Efendisi, Yerdeniz, ve benzeri böyle kitaplar gidiyor. Thor'un Godbot'u var ama bu keçiler burada değil. Gördüğünüz gibi arkada rafta duruyordu. Burada yine bir Funko Pop var. Bunu da açmadım dediğim gibi hala yeni yere taşınmaya bekliyorum. O yüzden açmadım. Burada NECA serisinden 1990 yapımı filmlerin figürlerini görüyorsunuz. Donatello, Leonardo, Michelangelo ve Raphael. Oldukça sevdiğim bir seri. Çok uzun sürdü aslında benim de bunları toplamam. Buradan da Kaan'a selam olsun. Çünkü o ilk Donatello'yu ve sonra sanırım Leonardo'yu alarak beni motive etmişti bu seriyi toplamamda. Şimdi orta tarafa geçelim. Orta tarafta Doctor Strange'in evini görüyorsunuz. Neydi adı? Sanctum Sanctorum. Çok pardon. Burada imzalı Jok and Sanat kitabı var. Yanında Christian Bale'in Batman'in Dark Knight serisinin yani Nolan'ın yaptığı e, serinin yapım aşamasını gösteren, anlatan yani The Art and Making of e, kitabını görüyorsunuz. Witcher evreni var burada Türkçe. Yine Erten Ergil ve Ethem Onur Bilgiç imzalı Batman Dünya çizgi romanı var. Altına indiğimizde şöyle Dune kitap serisini görüyorsunuz. Özel baskılı burada bu solucan şeklini oluşturan bir e, seriydi. Yanında yine bazı böyle ciltli kitaplar var. Şu Indiana Jones'u da yine bir e, videomda tanıtmıştım. Onun altında şöyle yerde duran bir The Lego Book kitabı var. Bunun da şöyle göstereyim. Şurada özel bir Lego parçası var. Arkasındaki kitap bunun için ayrıca aslında bir reels çekilebilir. Çünkü e, bütün Faz 1 ve Faz 2 Marvel filmlerinin nasıl yapıldığını anlatan, hatta Faz 1'in başında bu Marvel filmlerine nasıl başlandığını anlatan Kevin Feige'in de çok fazla demecinin de olduğu çok güzel bir kitap. Şöyle hatta yandan gösterebilirsem. Şöyle Marvel Studios. Bu kitap hiçbir şekilde Türkiye'ye daha gelmedi. Geçtiğimiz sene piyasaya çıktı bu kitap. Ne zamanı hatırlamıyorum tarihini. Ama Amerika'dan ben de getirmiştim ve oldukça da iyi bir fiyata gelmişti. Siz de en azından şu an için Amazon'dan bakabilirsiniz. Yanında yine İngiltere'den aldığım benim çok sevdiğim oyun serisi olan Gears of War'un yapım aşamasını anlatan, ilk 10 yılını anlatan güzel bir ciltli kitap. Yan tarafına geldiğimizde burada bir Dreamers'tan aldığım, hatta bunu da sanırım Dreamers'tan aldığım zamanında. Bunu ama Dreamers'ın ya da kimin de hatırlamıyorum, fuardaki şeyler almıştım standından Darth Vader'ı. Yanında da dediğim gibi pasaklı bir Stormtrooper var. Bu ilk videomda tanıttığım Mandalorian Helmet seti. Burada yine ilk videolarımdan olan diorama seti var. Yoda'nın arkasında seçtiğim DVD filmler var. Seçtiğimden kasıt yani böyle gördüğünüz gibi Stanley Kubrick'in külliyatı, bazı seçtiğim filmler Barbarella, Speed, Mad Max, Tomb Raider'lar, iyi kötü çirkin Burada Blu-ray'ler var. Altında bütün Batman filmleri var. Sonra geldiğimizde tabii DVD'si olarak söylüyorum. Yani son filmleri yok. Burada e, Quentin Tarantino'nun filmleri var. Sonra Gayriçi filmleri var. Cem Yılmaz filmleri var. Avatar Kikes, Ghostbusters 1 2 Ghostbusters 1-2, Seven Samurai. Ondan sonra bazı box setler. Bu da eski klasik Batman'in Blu-ray'i. Yani dizinin Blu-ray'i. Hatta şöyle göstereyim. Bu Lego setini de gördüğünüz, helmet'ini gördüğünüz işte mavili daha doğrusu Helmet'in olduğu dizinin şöyle Blu-ray box seti. Yani ilk Batman'in e, ne denir? Sinemaya daha doğrusu kamera karşısına uyarlanmış hali. Burada yerde duran bir seti görüyorsunuz. Art setini. Bunun da videosunu tanıtmıştım. Henüz asmadım çünkü yine yeni evi bekliyorum. Arkasında şöyle bir ayakkabı var. Nike'ın Kyrie 4 serisinin yani Kyrie Irving 4 serisinin Halloween Edition'ıydı. Bu da Limited Edition. Ama bir türlü giyemedim çünkü kıyamadım ayakkabıyı giymeye. Şu an içinde böyle saygılıyorum. Alt raf şöyle göstereyim. Tamamen çizgi romanlarla dolu. Hatta biraz yakınlaşayım hangi çizgi romanlar olduğunu daha rahat görebilirsiniz. Çok fazla çizgi roman var. Daha çok ama Jet Bank ağırlıklı diyebilirim. Burada da Gears of War 4'ün ana karakteri olan JD Ma neydi? JD Phoenix miydi? Onun figürünü görüyorsunuz. Şöyle uzaklaştığımda Turbo Man var. Turbo Man filmini bilenler bilir. Özellikle benim gibi 90'larda bir çocukluk geçirdiyseniz Arnold Schwarzenegger'in bu filmini çok iyi biliyorsunuzdur. Şu görmüş olduğunuz He-Man e, Mega Bloks olması lazım. Keza şuradaki Terminator da öyle. Bunlar Lego değil ama Lego gibi parçalardan oluşuyor. Burada çok sevdiğim bir Kill Bill figürü var. Ama videolarda görmüş olduğunuz kedimiz Cookie bu kılıcını yedi. Yani yemedi de kırdı. Böyle sürtüne sürtüne oraya kendini kaşıta kaşıta kırdı. Sonra da aldı oynadı. Kim bilir nereye götürdü bilmiyorum kılıcın ucu yok. Yan tarafında gördüğünüz gibi BD-1 var. Arkasında Batman var. Üst tarafı çok göstermedim. Oraya geçelim. Burada Mario Odyssey'in şapkası var. Bayağı bildiğiniz kocaman şapka, Mario'nun şapkası. Burada Hobbit'in e, şu görmüş olduğunuz extended edition'dan çıkan bir figür var. Özel bir box setti bu. Jada'nın burada eski bir Batman aracı. Yine Michael Keaton'ın olduğu Batman figürü. Burada kocaman büyük Funko Pop olarak geçen yani şöyle göstereyim. Bir karıştan daha büyük Hello var, Master Chief. Arkasında bu arada 3D olarak Extended Edition Blu-ray'leri var Hobbit üçlemesinin. Burada yine e, DVD olması lazım. Lord of the Rings, şöyle göstereyim. Lord of the Rings Extended DVD Edition var. Aslında geçen sene Lego'ya yoğun bir şekilde tekrar başlamamı sağlayan set var. Çünkü bu Mjolnir'i yaptıktan sonra daha fazla Lego almaya başladım öyle söyleyeyim. Sonrasında da zaten kanal kuruldu. Hatta aslında ilk incelemem şu değil. E, bu set ama bunu yazılı olarak blogumda inceledim. Justman.com'da incelemiştim. Hemen arkasında ise Ethem Onur için PlayStation için özel olarak çizdiği hatta sayılı olan. Şöyle yaklaşırsam gözüküyor mu? 60'da 39 yani 60 tane çizilmiş bu 39 numaralı çizimi Ethem Onur Bilgiç'in. Daha sonra 60 tane çizilmemiş. Bir kere çizilip 60 tane kopya yapılmış. Öyle demek daha doğru olur. Şöyle uzaklaşırsam. Genel olarak tekrardan şöyle gösterebilirim. Evet bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, biliyorum çok fazla seti göstermedim. Örneğin eski e, 2015 mi 13 mü e, tamdır aracı var bende Lego'nun. Eiffel Kulesi'ni görmediniz, Harry Potter'ın trenini görmediniz, birçok Lego setini görmediniz, videolarda tanıttığım Lego setlerini. Çünkü onlar bu odada değil, başka yerde duruyor. Ama bazıları da taşınmak için artık şu an hani çekebileceğim bir pozisyonda değil. Daha önce de söylediğim gibi artık taşınıyorum. Taşındığım için özellikle birçok şeyi tanıtmadım. Zaten yapmadığım daha Lego setlerini görüyorsunuz. Ama onun dışında videoda da gösterdiğim şeyler, örneğin bu İskambil kartları gibi. Onları yeni odada göstermek istiyorum. Bazı şeyleri de sergilenmiş halinde göstermek istiyorum aslında öyle söyleyeyim. O yüzden bu odayı biraz böyle genel geçer gösterdim bu sefer. Çünkü çok fazla merak ediyordunuz abi odan nasıl odan nasıl. Eşyaları dediğim gibi zamanla daha çok tanıtacağım. Özellikle yeni yeni evin videosuna tanıtacağım. Ama bu odayı da taşınmadan önce artık çünkü biraz sonra yani bu videoyu kapattıktan sonra korilemeye başlayacağım. Kitapları, DVD'leri, Lego kutularını buradan çıkaracağım. Onları yapmadan önce dedim ki tamam videosunu çekeyim. Hani bir göstermiş olayım. Zaten bence uzun bir video oldu. Muhtemelen bu videoyu keseceğim ama ne kadar kesebilirim bilmiyorum. Uzun bir video oldu yine de. Umarım e, beklentilerinizi karşılamıştır. Çünkü çok fazla oda videosu çek, oda videosu çek diye böyle e, şey alıyordum, yorum alıyordum. Umarım dediğim gibi merakınızı bir nebze olsun giderebilmişimdir. Bu videoyu şimdilik burada kapatıyorum. Ama bir sonraki video, yani bir sonraki video derken, şimdi sıradaki video değil ama hani bir sonraki ev soru videosu yeni evden olacak. Ama yeni eve taşınmadan önce de bir taşınma videosu gelecek. Orada da bu kutuları nasıl kolilediğimi daha doğrusu bu Lego setlerini yani açık şurada görmüş olduğunuz yapılı Lego setlerini nasıl paketlediğimi, oraya nasıl taşıdığımı, nasıl kurduğumu anlatacağım bir taşıma videosu da gelecek. Onu da izlemenizi tavsiye ederim şimdiden. O zaman bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.